Herkese merhabalar, FM Stüdyo Ozan Görkem ben. Bu hafta David Guetta ve Morten'den aşina olduğumuz Future Rave tarzında sound design yapmaktan bahsedeceğiz. Melodileri nasıl yazabilirsiniz, sound'u nasıl elde edebilirsiniz gibi konulardan konuşacağız. Çok daha fazla uzatmadan hemen videoya başlayalım. Ableton'ın kendi stock pluginlerini kullanacağız. Ableton'ın kendi synth'lerini ve efektlerini kullanacağız. Ses kanallarına ihtiyacımız yok. Analog synth ile çok güzel tınılar elde edebiliyorsunuz Future Rave için. Aynı şekilde operator veya wavetable'ı ve diğer synth'lerini de tabii ki de kullanabilirsiniz ama analog gayet o sıcak hissi de veriyor. İstediğimiz öncelikle bence bir melodi yazmak. Melodiyi de genelde Future Rave tarzında minör gamı üzerinden ilerletebilirsiniz. Melodik minör olabilir, klasik minör olabilir, harmonik minör olabilir. Nasıl seçmek isterseniz ben push'un üzerinden hemen bir nota ve gam seçeceğim. Buradan atıyorum re'yi seçtim. Şöyle yapalım. Bir midi açalım şuraya ve burayı bir loop alalım. Atıyorum ben push üzerinden re ve re minör gamını seçtim. Burada da hemen çok hızlı bir şekilde re minör gamını aktive edebilirim. Sonrasında bir melodi veya bir ritim belirleyebiliriz kendimize. Belki hatta önce ritmi bulup arkasından melodi oluşturmak daha rahat bile olabilir. Random istediğiniz şekilde tek bir nota seçip, tek bir nota üzerinden ritminizi yapıp, yazıp onu farklı melodilere dökebilirsiniz. Genelde Future Rave'in kullandığı waveform da çok fazla değişmiyor. Ya Sawtooth kullanılıyor da Square Waveform kullanılıyor. O yüzden biz de aynı waveformlar üzerinden yürüyeceğiz. Sadece ADSR ile daha iyi oynamamız ve onu modifiye etmemiz gerekiyor. Yani belki güzel bir ritim olabilir. Belki şimdi de biraz daha kısaltabiliriz bunu. Biraz daha az release. Şöyle yapalım hatta. Bunu duplike edelim. Hatta duplike etmeden önce bir loop alalım. Güzel bir aralıkta bence şu an. Hani gerekirse daha çok kısılıp açılabilir belki. Arkasından bir tane de noise ekleyebiliriz üzerine. Fena duyulmuyor şu an bence. Şimdi bunun melodilerini notaların yerlerini değiştirebiliriz belki. Gamı seçtikten sonra istediğiniz herhangi bir notaya gidip kendi zevkinize göre istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Belki aşağı çıkıp şöyle yukarı yapabilir. Aşağı inip yukarı çıkabilir pardon. Belki şöyle. Fena duyulmuyor şu an. Bu aralığı duplike edip komanjeli tek bir midi haline getiriyorum. Çok az daha kısalttım kendisini. Bundan sonra da processing'ine başlayabiliriz. Bence reverb, delay gibi benzeri daha boyutsal efektler eklemeden önce biraz daha karakterini ortaya çıkarabileceğimiz efektler ekleyebiliriz. Saturasyon gibi, overdrive gibi. Overdrive ile başlayabiliriz. Belki bir saturasyon ekleyebiliriz. Müzik
Mesela bunları ekledikçe ADS'ı ile tekrar oynayabiliriz. Belki biraz volüm kompanse edebiliriz. Hemen bir on-off yapalım. Belki biraz daha düşelim sesini. Yani volümü kağıt üzerinde düşüyor fakat algıladığımız volüm daha çok ön plana çıkıyor. O yüzden aynı seviyeye getirecek olursak pluginlerin kapalı açık haliyle. Yani -11.5-12 civarında peak diyoruz. Şu an daha bile düşüyoruz. Şu an kağıt üzerinde aynı volümdeyiz. Ama overdrive ve saturasyonsuz ne kadar cılız ve güçsüz hissettirdiğini duyuyorsunuz zaten. Bunları ekledikten sonra belki bir EQ atabiliriz arkasına. Hani o herhangi bir bas aralığı istemiyoruz. En azından lead'imizin kendisinde. Şimdi belki ufak tefek reverb'leri de eklemeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu tarzda aşina olduğunuz gibi daha böyle lead ve reverb'ler iç içe geçmiş hissettiriyor neredeyse. O yüzden bir reverb atıyorum. Eko atıyorum üzerine. Daha seri, daha çok yakışıyor gibi hissettiriyor şu an. Filtresini biraz düzeltiyorum. Belki buradaki zinciri bozup iki farklı zaman seçebiliriz. Fena duyulmuyor. Böyle daha güzel hissettiriyor gibi bana şu an. Şimdi bunu en son kompreslemeye başlayabiliriz ki o reverb delay iç içe girsin, synth ile daha sıkı hissettirsin. O baştaki tıkı da ön plana çıktığı için kompresörden sonra biraz daha tıraşlayabiliriz. Çok atak kaybetmediğimiz sürece. Ve en son olarak bence bir limiter'la sound'u biraz daha sıkıştırıp biraz daha volüm ve hacim kazanabiliriz aynı zamanda. Kapatırsak aslında çok basit bir sawtooth'tan nasıl daha böyle enerjik ve büyük hissettirebilecek bir synth'e dönüşebildiğini daha doğrusu görebiliyorsunuz sesin.
Yani volüm olarak da çok aşırı peak demiyoruz. Sadece bu efektlerle birlikte. Çok daha farklı bir dünyaya giriyorsunuz gibi. Biraz da volüm verdik. Şimdi güzel. Bu tarzda genelde biliyorsunuz ya roll basslar ya da daha ritmik basslar tercih ediliyor. Biz bir roll bass tercih edebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Böyle bir shift command mail atabiliriz. R'den yapacağım. Dizdim çok hızlı. Hani 16'lı klasik. Arkasından tekrar analogdan devam etmek istiyorum. Tonunu beğendiğim için. Şöyle yapalım. Şimdi bunu biraz daha alt oktava ve aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi sawtooth yerine square olabilir belki. O yüzden başta bir square deneyebiliriz ve aynı şekilde ADSR ile oynayabiliriz. Fiziksel uzunluğu kısalığı ile oynayabiliriz. Fena olmadı gibi hissettiriyor. Biraz da tabii ki buna filtre uygulayacağım. Farklı waveformların kombinlerini de deneyebilirsiniz aynı zamanda. Böyle fena hissettirmiyor. Böyle biraz daha o sabı da ortaya çıkmaya başlıyor sine wave'den dolayı. Şimdi bunu looplarsak ve synth ile birlikte dinlersek. Bir de belki BPM'i biraz yükseltebiliriz. 125-126 civarına. Yukarıda synth'e yaptığımız işlemleri bence bu basa da yapabiliriz. Hani çok fazla reverb'leyip delay'lemesek bile en azından daha doygun ve daha yırtıcı bir hale getirebiliriz. Bence dediğim gibi hani sawtooth ve square üzerinden devam ettiğiniz sürece nasıl işlediğiniz önemli bence. Sesi nasıl işlediğiniz önemli. Yani çünkü çok basit bir dalga formundan çok daha doygun ve enerjik, büyük, güçlü hissettiren bir synth'e dönebiliyor Ableton'ın kendi efektleriyle. O yüzden hemen bir overdrive ekliyorum. Belki biraz daha low midlerine çalışmak istiyorum. Biraz saturate. Karakterinin çok fazla değişini duyabiliyorsunuz ki bence istediğiniz bir şey olmalı bu. Hani sadece sesi seçtiniz, melodinizi yazdınız ve devam etmeliyim diye düşünmeyin. Sesi farklı şekillerde, distortla, pedallarla, farklı saturasyon pluginleriyle daha karakterli ve hacimli bir hale getirebilirsiniz. Bas veya lead fark etmeksizin. Kağıt üzerinde volüm olarak düşüyoruz aşağıya ama aslında volüm hem headroom kazanıp hem de algıladığımız volümü yukarı çıkardığımız için parçamızın ilerleyen seviyelerinde masterlı herhangi bir referans parçanız varsa daha da yakınlaşabiliyorsunuz bu şekilde volümü açığa açığa ama
Fader'i neredeyse aynı tutarak, headroom'unuzu da aynı tutarak, belki kimi zaman daha bile yükselterek. Belki bir reverb olabilir diye düşünüyorum. Bassları tıraşlanmış biraz daha. Çok fazla dağılmayacak, çok uzun olmayacak. Biraz daha bir oda verecek basa. Şimdi birlikte dinleyelim. Synth'in üzerine mesela şöyle bir şey de atabilirsiniz. Ableton'ın Multiband Dynamics'in içindeki OTT presetini de atabilirsiniz. Ama ilk açtığınızda dikkat edin. Amount'u kısıp başlarsanız dinlemeye daha sağlıklı olur kulaklarınız açısından. Bası da deneyebiliriz. Biraz daha ısırması açısından. Plugin'lerin hepsini grupluyorum. On-off'una da bir keymap atıyorum. Arkasından aynı şekilde lead'in kendi efektlerini grupluyorum. Arkasından bir on-off atıyorum. C'ye bastığımda aynı anda bütün efektler kapanacak. Volüm olarak çok fazla değişmemeleri gerekiyor. Limiter'ı açık bıraktım. Master'ınızda kırmızı görüyorsanız master'ınıza da çok hızlı bir şekilde bir limiter atıp o kırmızıya geçme korkusundan kurtulabilirsiniz. Fader'ınızı da tabii ki en baştaki çözüm olarak aşağıya çekebilirsiniz. Ama ne olur ne olmaz bence hani herhangi bir sample preview ederken bir anda kulaklığınızın veya hoparlörlerinizin zarar görmemesi için master'da ne olur ne olmaz bir limiter tutabilirsiniz. Sadece kontrol amaçlı. Tekrar bir dinleyelim. Yani böyle başlayıp bir anda o büyük devasa ambiyansa dönüşebiliyorsunuz. Ableton'un kendi stock pluginleriyle birlikte. Son kez bakalım. Çok daha enerjik ve çok daha profesyonele yakın duyulmaya başlıyor. Bu haftalık videomuzdan bu kadar. Umarız yeni bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa bizi YouTube'dan ve Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.